Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyorum. Finans analisti İslam Memiş'le paranın şifresindeyiz ve hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi haftalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Eylül ayının son haftasındayız. Piyasalarda bizleri neler bekliyor diye merak ediyoruz. Geçtiğimiz Perşembe günü Merkez Bankası politika faizini %30 olarak açıkladı biliyorsun ki. Ve Türk lirasının güçlü olması için atılan adımlar piyasada nasıl yankı buldu? Hemen senden öğrenelim. Tabii geçen haftayı zaten yoğun bir haftada geride bırakmıştık. Merkez bankalarına odaklanmıştık. Her iki Merkez Bankası da özellikle beklentiler doğrusunda kararlar vermişti. Fed pas geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da %30'a yükseltti faizleri. Bir sürprizle karşılaşmadık ve Eylül'e genel itibariyle yoğun bir haftaydı para piyasalar açısından. Evet. Son haftaya geldik, çattık. Bu hafta sakin bir seyirde de haftayı tamamlayacağımızı ben tahmin ediyorum. Şu andaki gelen haber akışlarına göre hem yurt dışında hem yurt içinde önemli bir veri akışı yok. Sadece Cuma günü Avrupa'da Euro bölgesinde bir enflasyon rakamı açıklanacak. Onun haricinde bir veri akışının olmadığını gözlemliyoruz. Ve yatay sakin bir süreçte haftayı tamamlayabiliriz. Özellikle rakamsal değerler üzerine baktığımız zaman Eylül ayının son haftasında Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu an itibariyle 8127 puan seviyesinde %1'lik bir değer artışı var. Bu hafta 7950-8200 puan aralığını takip ediyor olacağım endeks tarafında. Biraz daha yataya bağlayan bir süreç görebiliriz. Biraz daha sakinleşen bir trend görebiliriz borsada. Çünkü aşağıda kar satışlarını yaşandığını gördük ama bu kar satışları tamamlanmadı. Altta alanlarımız bayağı var. Özellikle bir aylık süreç içerisinde yine yatay bir süreçte o yükselişlerini frenleyen bir trend görebiliriz borsa tarafında. Dolar TL kuru güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Yine yükselişle başladı haftanın ilk işlem gününe. 27-20 lira seviyesinde. Dolar TL kurunda yavaş da olsa trend yukarı. İlk hedef 28 lira. Yıl sonundaki beklentimiz yine aynı, değişmedi. 29-70 lira seviyesi. Dolar TL kurundaki bu yukarı yönlü hareketler devam edecek. Bu hafta takip ettiğim bant aralığı 26-80-27-20 lira aralığı. Bu bant aralıklarını bu hafta takip edeceğim. Uluslararası piyasalarda dolar endeksi 105 seviyesinde, yani dünya genelinde dolar güçlü ve güç duruşunu korumaya devam ediyor. Ancak bu hafta dolar endeksinde bir gerileme görme ihtimalimiz yüksek. Bu da dolar TL kurunun yükselişini 27-20 lira seviyesiyle sınırlayabilir. Euro dolar paritesi 1.06.44 seviyesinde şu an itibariyle oldukça düşük bir fiyatlamadan geçtiğini gözlemliyoruz. Bu da dolara kıyasla euronun daha avantajlı olduğunu bize gösteriyor bu hafta için. 1.06.44 seviyesinde ama hızlıca 1.07.50 devamında 1.08 seviyesine hedef alan bir parite karşımızda olabilir. Bu haftanın sorusu şu: elimde para var, dolar alayım mı? Bunun cevabı dolar değil, euro olarak ön plana çıkıyor bu hafta. Yine ons altın ve gram altında biraz daha sakin bir seyir var. Ancak bu sakin seyir bu hafta için yerini yükselişlere bırakabilir. Dikkat etmekte fayda var. Ons altın 1924 dolar seviyesinde. Bu hafta 1950-1960 direncini deneyebilir. Geçen hafta 1913 dolar seviyesine kadar geriledi. Takip ettiğimiz bant aralığı 1910-1960 dolar seviyesiydi. Şimdi yukarıda direnç seviyesi var. 1950 devamında 1960 dolar seviyesi. Bu hafta için buralara kadar bir yükseliş öngörüyorum. Gram altını ekranlarda 1687 civarında görüyor resmi kur tarafındakiler. Ancak serbest piyasalarda 1712-1717 lira aralığında bir gram altın TL fiyatı var. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. 1700-1720 lira aralığında gezinmeye devam ediyor. Bir sonraki ataklarda 1750 direncini takip etmeye devam edeceğim. Düşüşler burada alım fırsatı olarak ön plana çıkmaya devam ediyor. Ons gümüş ve gram gümüş de aynı tarafta. 23-59 dolar seviyesinde ons gümüş. Burada ilk hedef olarak 24-75 dolar direnci var. Yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek gibi duruyor. Bitcoin tarafında biraz daha satıcılı bir fiyatlama var. %1,5 civarında bir satış var şu an itibariyle.
26.138 dolar seviyesinde. Burada da kısa vade için 29.000 ve 30.000 direncini test edebilir yukarı yönlü hareketlerde. Pozitif beklentim burada devam ediyor. Genel itibariyle sakin, yatay bir açılış olduğunu gözlemliyoruz ve herhangi bir haber akışına bağlı kalmaksızın piyasa biraz daha sakin bir seyirde, yatay bir seyirde Eylül ayını tamamlayabilir diye tahmin ediyorum. Evet, bu kadar oynaklıktan sonra sabit, stabil olması da bir yandan sevindirici tabii ki. Şimdi çok fazla aramalar başladı bankacılar tarafından. Zira işte kur korumalı hesaplardan çıkanlar için farklı farklı alternatifler sunuluyor. İşte öyle ki her bankanın farklı türevleri var. Kendilerine göre yol haritaları çizmiş durumdalar. Hemen şunu sormak isterim. Biraz faizler yüksek haliyle ev almak için, araba almak için yine özellikle ikinci ev almak isteyenlere %25 kısıtlaması var. İşte arabalarda yine aynı şekilde. Peki kur korumalıdan çıkıp elinde 1 milyon lirası olanlar, hani hep sepetten bahsediyoruz ya. Evet. Ne yapmalı, neler yapmalı? Onu da kısaca almak isterim. Tabii ki kişinin beklentisi, vadesi ve yaş ortalamasına göre bu sorunun cevabı değişkenlik gösterebilir. Ancak yine bir yıllık süreci göz önünde bulunduran yatırımcısı eğer faiz hassasiyeti yoksa faizdeki getirinin yine burada iyi olduğunu söyleyebilirim. Yine borsa tarafındaki uzun vadeli getiriler yatırımcıyı koruyabilir. Ancak ben kısa vade için yine sepet taktiğinin uygulanması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Bugünkü uygulamada 125 borsa olur, 125 euro olur, 125 altın, diğer 125 TL olmak suretiyle yine sepetimde bulundurmaya devam ederim. Araba yatırım aracı olmaktan çıktı ve son 3 aydır da araç fiyatlarındaki gerileme, özellikle Ticaret Bakanlığı almış olduğu tedbirler de işe yaradı. Zaten parası hazır olup da araba almak isteyenler parasını borsaya koydu, kur korumalıya koydu veya faize koydu. Burada ciddi bir getiri elde etti. Dolayısıyla bütün nakitler bu tarafa kaydığı için kimse arabaya bakmadı bir yatırım aracı olarak en azından. Tabii bu fiyatların gerilemesinde etkili oldu. %15 civarında fiyatlarda ikinci el otomotivlerde veya stoklanan fiyatlarda, stoklanan araç fiyatlarında bir gerileme gördük. Ben yine şu anda ilanlarda olan araçlara çok denk geliyorum ve hemen hemen her gün takip ediyorum. İşte 2020 model 6001 kilometrede, yani sıfır araç stoklanmış belli yani. 6001 kilometre de şeyden dolayı, yani Ticaret Bakanlığı'nın mevzuatından kaynaklı, yasak çünkü sıfır yazmak. Dolayısıyla bu sebeplerden dolayı bu stoktaki araçlar çıktı ve bu fiyatların, ben özellikle yıl sonunda da yaklaşıyoruz, 2024 modeller çıkacak ve dolayısıyla bunların elinde patladı, yani stokçuluk yapanların elinde patladı ve dolayısıyla fiyatlar şimdi gerilemeye devam ediyor. Yine yakın çevremizde ev alıp da arabasını satmak isteyenlere de çok denk geliyoruz ve fiyatlarda ciddi bir düşüş görüyorum. Mesela 1700 liralık araba 1500'e kadar geri çekilmiş ama halen satılmayı bekliyor. Konut sektöründe işler değişik. Şimdi burada da bir balon vardı konut sektöründe. Özellikle değerinin üzerinde bir köpük fiyatlama vardı. Evet. Bu köpük fiyatlamalar da gitti. Ancak barınma ihtiyacından dolayı kendi başını sokacak evi olsun mu bir insanın, bence olmalı. Ben konut fiyatlarında bir düşüş şahsen beklemiyorum. Özellikle 1+1 dairelere bence biraz daha ilginin fazla duyulması gerekiyor. Hatta eviniz var ama ekstradan bir kira geliri için ev alınmalı mı? Benim cevabım evet. Özellikle 1+1 daireler olmalı ve sıfır daire olmamalı. Dolayısıyla da enflasyon yine devam ediyor. Enflasyonist ortam devam ediyor. Enflasyon geri geldi ve sanırım geri gelmeye devam edecek. Dolayısıyla da paranın değer kaybı enflasyonist ortamda her geçen gün daha çok olduğu için sizin ek bir gelire mutlaka ihtiyacınız oluyor. Dolayısıyla ben kira anlamında konut yatırımını önemsiyorum. Tabii Ekim ayı itibariyle Türkiye genelinde yeni bir deprem yasası çıkacaktır. Bu deprem yasasıyla birlikte, Türkiye genelindeki yeni şehir alanlarıyla birlikte ciddi bir süreç başlayacaktır. Bu da kamuoyunu da yıl sonuna kadar çok konuşulacak, çok önemli konuşulacak konu başlıklarından bir tanesidir.
yeni deprem yasası ile birlikte oluşacak yeni şehirler, yeni imar alanları, imar açılacak yeni yerlerle birlikte özellikle gayrimenkul sektöründe veya inşaat sektöründe ciddi hareketlilik beklediğimi de söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim vermiş olduğum bilgiler için. De. Değerli vaktinde ayırdığın için. Samimi Haber'de finans analisti İslam Memiş bizlerleydi. Paranın Şifresi'nde bir sonraki hafta yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.